efendim yaza hazırlık için hızla kilo verip öyle kalmak istiyorsanız bizi dikkatle izleyin ve sorularınız için 0212-331-66-24-25 0212-331-66-51-52 numaralardan bize ulaşın. E-mail'iniz doktoraytu.tv360.com.tr Konuğumuz diyetisyen Nilberk Karaman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun Hatice. Nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Efendim şimdi Nilberk Hanım bize böyle şeyler getirmiş. Bak o kadar da güzel ki bir göstereyim dedim şurada. Böyle yaza hazırım diyetleri var. Evet. Ee, çok da böyle hoş şey çerçeveler içinde sertifika gibi gelmiş yaza hazırım <laughs> diyetleri. Peki e, yaza hazırım nasıl hazırlanacağız yaza? Yani gerçekten şimdi kışı geçirdik. Kış boyunca kilolar biraz birikiyor. Bu doğanın da bir gereği aslında çünkü Melren, soğuğa karşı kendimizi koruyoruz yağlanarak. Peki bunları hızla verelim ama... Ne kadar hızlı. Evet ne kadar hızlı. Haziran ayında verip Temmuz'da almayalım. Nasıl olacak bunlar? Hadi başlayalım bakalım. Bizim elbette ki ilk istediğim şey ideal olanı kıştan bu hazırlığa girmiş olmanız. Ama biz genellikle bunu yapmayız. Nasıl bir günde 10 kilo vererek uyanmayacaksak 10 kilo alarak da uyanmayacağız. Ama bunu gene hızlandırmanın yolları var. İlk etapta biz midenizi küçültmek istiyoruz. Eğer mide hacminizi küçültürsek çünkü sizin yeme potansiyeliniz azalacak. Bir cerraha haber veririz gelir keser. E, o da bir o, onlar yöntem. Onlar geliyorlar %80'i kesip atıyorlar. o zaman intrinsik faktör dediğimiz bir faktör var. B12'nin emilimini ortadan kaldırıyorsunuz ve ömür bu Enjeksiyonda B12 iğnesi olmak durumunda Bak, kalıyorsunuz. Bak gördün mü diyetisyenle konuşmak çok zor. Evet, evet. Peki <laughs> o yüzden biz o nasıl çok küçülteceğiz ameliyat olmadan? değil. Yediklerinizin hacmini küçültüp öğün sayınızı arttırarak. Biz normalde gün içerisinde çalışan, aktif çalışan bir insana 4 öğün yeterli diyoruz. Ama yaz başladığı zaman insanların özellikle ofis ortamında çalışan insanların arkadaşlarıyla beraber bulundukları ortamda atıştırma sıklıkları artmaya başlıyor. Neden? Çünkü metabolizma hızımız artıyor. Bu da sizin daha kısa aralıklarla acıkmanıza yol açıyor. Biz gelin bu atıştırmaları onaylayalım ama sağlıklı hale getirelim diyoruz. Yemeklerinizin hacmini küçültüyoruz. Yani mide hacminizi küçültüyoruz. Böylece daha az besinle doyup daha sık öğünlerle yediğiniz zaman metabolizmanız hem uyarı vermiş oluyorsunuz. Hadi tekrar çalış, hadi tekrar çalış şeklinde hem de mide hacminizi küçültüp istenmeyen göbek görüntüsünü geri çekmiş oluyorsunuz. Peki ne kadar sık? 6-8 öğüne kadar çıkartabiliyoruz. Oo, 6 -8 Hadi, Kesinlikle. Hatta daha önce yanlış diyet uygulaması olanlarda, tek tip beslenme yapanlarda ya da çok katı detoks dediğimiz ketojenik diyetlerden uygulayanlarda biz bunu 10 öğüne kadar çıkartabiliyoruz. Yaptığımız temel olarak şu. Genelde Türk insanının yediği kahvaltıda bir peynir, yumurtası, ekmeği, zeytini, domatesi, salatalığı mutlaka vardır. Çayı az miktarda da olsa reçeli, balı, pekmezi vardır. Biz bunları 2 ya da 3'e bölüyoruz. Pekmezli, reçeli meyve grubu olarak alıyoruz. Bademi, cevizi, zeytini yağ grubu olarak alıyoruz. Bunları ayrı bir ara öğün olarak çekiyoruz kahvaltıdan. Bir dilim ekmeği, bir dilim peyniri ayrı bir öğün olarak çekiyoruz kahvaltıdan. Tekrar iki saat sonrasına koyuyoruz. Kahvaltıya yumurtanız, ekmeğiniz kalıyor. Bu zaten bir iki saat için yeterli tokluğu sağlıyor. Çayımız, domatesi, salatalığımız da azar miktarlarda öğünlerimize ekliyoruz. Kahvaltıyı şimdiden üçe bölmüş olduk zaten. Evet süper. Kahvaltıyı üçe böldük ve diğer öğünleri kim bir kaça böleceğiz ama ben siz, sizin bu dediğinizi düşünüyorum. Hakikaten ben burada sabah kahvaltı ediyorum, program yapıyorum, çıkıyorum, yolda bir şey yiyorum, yemiyorum, gidiyorum. Saat böyle 4-5 civarında Muayenehanede ben odadan bir fırlıyorum dışarıya. Açsın. Bizim asistanlar şöyle diyor, hoca çıktı karnı acıktı. Yani evet. hakikaten gözüm dönmüş oluyor. Çünkü kan şekeri herhalde düşüyor Mutlaka. ki böyle şey başlıyor. Biraz sinirlenmeye fizyolojik başlıyor Fizyolojik bir açlığa girmiş oluyorsunuz artık. Biz fizyolojik açlığa girmeyin istiyoruz kesinlikle. Bizim ilkemiz şu. Aç karnına diyet yapılmaz. Açsanız çünkü her besin maddesi sizin için cezbedici bir unsur. Çok cazip gözüküyor hem de Kesinlikle. o sırada yani. Kesinlikle o sırada sizin elinize eğer bir dilim cheesecake verilirse o da size cazip ya gelecek. Ya yüksek kalorili şeyler özellikle böyle insan hani kuşlar nasıl saksan parlak şeyleri seçermiş. Kesinlikle. O dönemde benim gözüm böyle çikolatayı mukolatayı böyle yüksek kalorili tamam, şeyleri Tamamen Beyninizin göre... mideye gönderdiği grelin sinyalinin etkisiyle oluşuyor. Bana şeker ver. Çünkü şeker metabolizmada en çabuk şekilde kana karışıp en çabuk şekilde size enerji veren öğedir. Peki ekranda hemen kahvaltımız var. Şu kahvaltımıza bir bakalım. Ee, bir şuradan bakabilirsiniz. Şu tamam. ekranda. Bir iki dilim tam tahıl ekmeği, beyaz ekmek, bir dilim köy peyniri ya da keçi peyniri, lor peyniri, bir tane yumurta, domates, biber, maydanoz, yağsız, tuzsuz, bol limonlu, demleme, çay. Yani çayımız var, ekmeğimiz var, yumurtamız var, evet. birazcık da peynirimiz var ama peynir tuzsuz, evet. yağsız, yağsız. Ve tuzsuz peynir. türlerini daha çok tercih ediyoruz. Biz kahvaltıda özellikle zeytin veya yağ türlerini çıkartıyoruz. Kepek ekmeğini yaza hazırlıkta çok sık istemiyoruz. Çünkü kepek biliyorsunuz çok yüksek hacimli su tutma kapasitesine evet. sahip. Bu da midenizi genişletmeye yöneliyor. Biz bu dönemde midenizi genişletmeyelim var olan besinlerle az doyuralım ama sık sık doyuralım istiyoruz. o yüzden kepek kepekli bizim... ürünleri önermiyorum Öyle ben. Öyle mi? Ya bizim baş şeyimizi tacımız da hani diyorduk kepekli yiyelim kepek artık onda da şey. Yap. Eğer siz bu zayıflama dönemine kışın girmeye karar verdiyseniz yaza kadar en azından bize bir 6 aylık süre tanıdıysanız evet kepek ha, ekmeği veririm. Uzun vade için uygun. Uzun ama vade kısa vadede. Kısa vadede bizim amacımız mideyi küçültmek olduğu için mide hacmini genişletmek mesela çok bol salatalar önermiyoruz. Kepekli ürünler önermiyoruz. Light bisküviler önermiyoruz. Arayın ön seçeneklerine baktığımızda da göreceksiniz. Light hiçbir ürünümüz yok. Evet peki devam Normal edelim ürün. bu bize bir yandan hı hı. bir yandan da şunu peki kepek ekmeği yemiyorsak niye ekmeği yiyelim? Tam tahıl ekmeği eski bildiğimiz köy ekmekleri bu kadar popüler olmadan önce de var olan ekmeklerimizdi zaten. Onlar biraz Bundan, daha zor çiğnense de aslında çok da doyuran şeyler. Kesinlikle tokluk öğesi olarak kepek ekmeğinden ve işte benzeri şekildeki doygun ekmeklerden yapı olarak daha tok olan ekmeklerden daha doyurucudur. Çünkü buğday tanesi kırılmadan konuyor köy ekmeğinde, ve tam buğday ekmeklerinde. Bu da şu demek, buğdayın içerisindeki kepeği de kullanabiliyorsunuz, proteini de kullanabiliyorsunuz. Evet. Şimdi bir ara bundan bir öncesine dönelim lütfen. Bu bir öncesi vardı bunun ee, bir akşam yemeği mi? Öyle bir akşam yemeği, seçenekli evet. olarak kullanabiliyorsunuz. Evet. Eğer öğlen sebze yemeğe daha müsaitseniz öğlen sebzeyi tercih ediyoruz. Akşam sebze yemeye daha müsaitseniz eti öğlene alıp sebzeyi akşam alıyoruz. Bu tamamen kişinin bulunduğu ortamda bulabileceği besinlere göre. Bir sebze bir göre. et yemeyi diyorsunuz öyle mi? Ana yemek olarak aslında etle protein karşılığı yoğurt birbirini tutar, sebzeyle de salata birbirini tutar. Biz burada yağ kısıtlamasına gidiyoruz. En basit şekilde bayanlarla çok daha iyi anlaşacağımız bir konudur <laughs> ama pişmiş bir yemeği yapmak için ilk başta ne yaparız? Soğanı yağda kavururuz değil mi? Yani pişen her tencere yemeğin içerisinde yağ girmek zorunda. Ama eğer eti ızgara da yaparsanız var olan yağdan da kurtulmuş oluyorsunuz. Haşlanmış değil ama ızgara Izgarada tarzında. Izgara yağı akıyor. Kesinlikle. Çıkıyor dışarıya. Daha yağsız bir halde tüketiyorsunuz. O yüzden biz burada yağ seçeneği sunuyoruz size. Eğer sebze yemeği yerseniz bunun yanına yoğurt ya da et koyabilirsiniz. Yağsız olacak çünkü. Bunun yanına ekmek istiyoruz. Çorba, pilav, makarna gibi. Gene pişerken içine yağ girecek besin öğeleri istemiyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Sizin diyet nerede kaldı? Etimi yedim, sebzemi yedim, çorbamı yedim, makarnayı ne ne yapıyorsunuz? Aç karnı diyet olmaz. Aç karnı da peki tok da diyet olmuyor. Gitmiyor kilolar. Gidiyor <laughs> mu? Anladın Doğru var mı şöyle sorun bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz aç. Yaz geldiniz. geliyor. Ben de çok hızlı zayıflamak istiyorum. Peki. 76 kiloyum. Hı -hı. Uğraşıyorum zayıflamaya. Aslında günde iki öğün yiyorum ben. Bir sabah bir akşam. Çok büyük bir, bir hata Vallahi İyi dikkat ettiğim halde istediğim kiloya gelemiyorum. Teke indirirseniz ben... 80 olacaksınız. Yani biraz gayret. <laughs> Kesinlikle Tek, katılıyorum. Pek indirirseniz... Oğlum, <laughs> ah, yani ya, 73 katılıyorum. kilo olmak istiyorum. Ben tamam. onun... Peki şimdi evet. bakın Nilberka Hanım bize anlatıyor diyor ki 8-10 öğüne kadar çıkıyoruz gerektiğinde diyor. 2 evet. yemek hataymış. Ben de aynı şeyleri yapıyorum sizde Bu... ve şimdi öğreniyoruz ki gerçekten bunlar hata doğrusunu şimdi öğrenelim. Çok şimdi, teşekkür ediyorum evet, sorunuz tamam. için. Bizim istediğimiz şu. Çok basit bir örneği var bunun. Arabaya bindiriz, benzin deposunun ışığı yanıyor. Araba ne kadar gider? 50 kilometre. 50 kilometre sınırımız var. 50 kilometre sonra araba duracak değil mi? Evet. Peki siz sabah kahvaltısıyla neden akşama kadar götürmeye çalışıyorsunuz vücudunuzu? Işık yanmıyor da ondan. Bir ışık yansın. <laughs> Işık yanıyor işte. Açlık sinyali veriyor. <laughs> Öyle mi? Onu bizim görmezden gelmemiz lazım. Sizin gibi yoğun insanlar ya da evde işlerle uğraşan bayanlar genelde iş sırasında bu sinyali kaçırıyor. Açım sinyalini vücut kaçırıyor. Açım sinyalinin en temel özelliği şudur. Size eğer bir yemek kokusu cazip geliyorsa yemek yeme saatiniz gelmiştir. Ben o açlığı kahveyle bastırmaya çalışıyorum. Yapmayın. O kahveyi tam süte yapın kabul. Onu bir arayın kabul ederiz. Bir bardak tam süte Nescafe arayın olabilir rahat bir şekilde. O zamanı hem besin olarak hem de hafif bir şeyler olarak değerlendirmiş olursunuz. Ama sırf kahve aldığınızda kahve zaten çekirdekten yapılıyor. Yani yağ temelli bir besin. Gene 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 yanlış. Gene yanlış. Gene yanlış. Peki. Evet, devam edelim. Şimdi ara öğünleri konuşalım o zaman. Tamam. Ara öğünlerde ne yiyeceğiz? Ara öğünler tamamen kişinin öğünlerde yediği şeylere göre değişir. Ara öğünün iki önemli özelliği vardır. Birincisi ana öğüne aç girmemenizi sağlamak. Hangi öğün olursa olsun aç oturduğunuzda daha çok yersiniz. Çünkü bu fizyolojik bir ihtiyaçtır ve aç kişiye yeme demek bir çare getirmez bize ne yazık ki. İkincisi ise aralarda çalış sinyali vermektir vücuda. O yüzden bunun dozunu iyi ayarlamak gerekiyor. Eğer çok bol bir öğle yemeği yediyseniz mesela sossuz bir kepçe mantı üzerine yoğurt ama sossuz yediyseniz bu sizi 3-4 saat zaten tok tutacaktır. Bunu da yiyebiliyor muyum? Yiyebilirsiniz tabii. Neden yiyemiyorsunuz? Sos koymadık yağ yok. Mantı makarna ile aynı şey. Üzerine yoğurt koydunuz. İçinde az miktarda kıyma var tek başına bir öğle yemeği olur. Mu? Bir şey söyleyeceğim. Bulduk sakın kaybetmeyin. Mantı bile yiyoruz ziyette. Çok, çok soru var. Hemen şöyle başlayalım buradan. Evet. <laughs> ben de çok hızlı kilo alıyorum ama çok yavaş veriyorum. Kan tahlillerinizi yaptırdınız mı? Bizim ilk prensibimiz şudur. Hastanın sahibi her zaman doktordur. Önce bir doktora gidersiniz. Doktor bey onaylar, bu durumu vardır diye biz doktorunuzla iletişime geçeriz. Ondan sonra hastayı geri alırız biz. Evet. Evet. O yüzden önce, ilk önce bir ederim. sağlık Gerçekten taraması isterim. teşekkür ederim bu hatırlatmanız için. Gerçekten önce Hormonal dengenizi yani tiroidinizi, şekerinizi, vücudunuzun genel dengesine bir bakmak lazım. Her şey yolundaysa o zaman diyetle bunları vermek vermemek mümkün olabilir. Bir sonra hemen o soruyu da alalım. Merhabalar. Ben de diyet yapmak istiyorum. Kilo vermek istiyorum ama benim kan şekerim çok düşük. Diyet de yapamıyorum. Reaktif hipogliseminiz var. Evet sürekli yemek, yeme Canınız durumundayım. yemek yemek de. istiyor. Yemek yedikten evet. bir saat sonra tekrar acıkıyorsunuz. Sonrasında kilo alıyorum evet. Diyet, tamam. ne, o bir kısır ne döngüdür. Bunu diyetle kırabiliyorsunuz. Reaktif hipoglisemi şu demektir. Doktor Ay Bey daha açıklar bunu evet, benden büyük ihtimalle ama kan şekeriniz yükselmeye başladığı zaman pankreasınız aşırı tepki verip aşırı insülin salgılıyor. Bu da sizin tekrar acıkmanıza yol açıyor. Her yemek yediğinizde aynı rutini tekrarlamış oluyorsunuz. Biz onu kıralım istiyoruz. Karbonhidratlarınızı tamamen değiştiriyoruz. Kompleks karbonhidrat yapıyoruz. Bu gibi durumlarda... Ne demek, ne demek? Bir dakika o ne demek? Kompleks karbonhidrat demek vücudunuza daha yavaş sindirilebilir karbonhidratlar. Yani ben çay şekeri yerine... Kahverengi şeker kullanmanız lazım ki bizim önerimiz bal kullanın o zaman. Bal kullanın ya da başka kompleks karbohidrat... Beyaz edeyiz. ekmek yerine tam tığ ekmeği ya da o zaman çavdar ve kepek ekmeği kullanabilirsiniz. Yani bunlar kana yavaş yavaş geçiyor şeker evet, olarak. Evet kan şekerinizi daha yavaş bir saat değil de üç saatte yükseltebilecek olan besinler... Kompleks karbonhidratların iyi tarafı şu, midede daha uzun süre tokluk sağlıyor ve reaktif hipoglisemi gibi durumlarda biz tek başına da kullanabiliyoruz. Mesela artık çok popüler bir uygulama var. Küçük galetalar var. Bunlar hem kepekli hem çekirdekli olabiliyor. Ne yapıyorum? Ben böylelikle nasıl zeytinyağını salataya döktüğünüz etrafını sararsa, karbonhidratın yanına bir miktar yağ koyduğum zaman da karbonhidratın etrafını sarıyor. Yani bunu içerisindeki çekirdek karbonhidratın daha yavaş salınımla kan şekerini yükseltmesini sağlıyor. Bu tür ürünler kullanarak da ara öğünleri daha cazip, daha doyurucu hale getirebiliyoruz. Evet özellikle sizin için demek ki çok aç karnına çok hızlı kana karışacak şekerlerden uzak durmak lazım. Çünkü bu hakikaten insülininizi birden harekete geçirip kanda ne kadar şeker varsa çekiyor. Siz bu sefer baygınlık geçirmeye başlıyorsunuz. Hadi koş koş ben bir şey yiyeyim diyorsunuz. Onun için o kısır döngüyü ama diyetle kırabiliyoruz. Yanında biraz yağlı vererek. Arkada ısrarlı bir soru var sizin arkanızda. Şu şeyi mikrofonu oraya bir geçirelim. Evet. Merhaba doktor Bey. Mer. Merhaba. Ee, benim torunum 14 yaşında. <laughs> o kadar zayıf ki. Gerçi ama kalça göbek aşırı. Kendi çok zayıf ama kalça göbek kız evet, mı erkek kız. mi? Kız. 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 Fiziksel aktivitesi nasıldır? Hareketli midir günümüzde? Çok hareketli. Bir de çok su içer. Ama aşırı şişman. Kalça aşırı şişman. ve göbek olarak göbek, özel gölgeler kalça, mi sadece? Göbek. Kol kalınlığı ne kadardır mesela? El ve ayak bileklerine ne kalınlığı? Ya 14 yaşında onlar normal. Yüzü filan normal Şimdi ama... iki seçenek geliyor. O yüzden soruyorum. Eğer konmamış bir tanısı varsa tiroid sorunu olabilir. Kişide ya da ödem tutmak, böbreklerden kaynaklanan evet. bir rahatsızlık yani olabilir. Yani bir kere mutlaka e, onun bir incelenmesi lazım. Bir çocuk lazım. doktoru tarafından. Mutlaka. Çünkü 18 yaşına kadar onlar bakıyorlar. E, bir çocuk doktoru tarafından incelenmesi lazım. E, eğer bir sistemik yani bizim diğer bölgelerle ilgili, organlarla ilgili bozukluğu yoksa o zaman bir diyete gidip ya da bölgesel incelmeyle de belki çünkü olabilir bazen 14 yaşında da olsa olabilir. hormonlar aktif olduktan sonra evet. e, adet görüyorsa eğer hormonlar aktif olduktan Yeni orada. sonra evet işte o zaman birdenbire yağlanmalar başlayabiliyor vücutta. Onun önüne geçmek evet. gerekebilir ama e, Diyete geçmeden önce bir tekrar evet oluyor. siz bunu Mutlaka. çok teşekkür ederim vurguluyorsunuz. Mutlaka önce bir doktor kontrolüne gidip öyle diyete başlamak lazım. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ edelim. olun. Evet, şimdi bir sürü şey öğrendik. Ben kendimi şeyde gibi hissettim. Lisedeki coğrafya dersinde çünkü benim tek sorunlu dersim oydu. Hepsi böyle çok iyi derslerim. Bir türlü onu öğrenemezdim. Burada ne desem ne düşünsem yanlış tersi çıkıyor, tersi çıkıyor. Karbonhidratı yağla çevirmek lazım dediniz. Bu çok enteresan geldi bana. Eğer sizin kan şekerinizle ilgili bir sorununuz varsa mesela ben 6,5 yaşından beri diyabetliyim. Öyle mi? Öyle. <laughs> Aa bak ne kadar formdasınız halbuki işte bir Dietisi. sorunuz yok. Değil. Evet. <laughs> Doğal olarak şimdi bizim öğrendiğimiz ilk şey şudur. Karbonhidratı tek başına verirseniz, kaynağı ne olursa olsun elinde sonunda <laughs> kan şekerinizi yükseltir. Çünkü vücut karbonhidrat aldığı zaman mutlaka ki size şu tepkiyi veriyor. Pankreas bana insülin ver. Pankreas bana insülin ver. Eğer siz bunun düzenini bozarsanız bu durumda vücudunuz şeker dengesini kaybetmeye başlıyor. Bu hanımefendi de olduğu gibi reaktif hipoglisemi de olabiliyor ya da diyabette de görülebiliyor zaman içerisinde. Karbonhidrat içerisinde yağ koymanın yararı şu, belirli miktarı ayarlamanız gerekiyor. Burada kriter çok önemli çünkü zayıflama diyetleri yağdan fakir diyetlerdir evet. zaten ve bu yağın kaynağını çok iyi seçmeniz gerekiyor. Biz yıllarca zeytinyağı çok iyi bir yağ diye zeytinyağı yedik durduk. Evet zeytinyağı çok iyi bir yağdır. Çünkü zor yana, kolay yanan bir yağdır. Yani çift bağ sayısı çok yüksektir ve vücudunuzda istenmeyen öğeleri kendisine bağlar. Ama biz zeytinyağını kızartıp da yiyen bir toplumuz. Kızartmalarımızı zeytinyağıyla yapıyoruz. Yani zeytinyağını yakıyoruz. Salatalarımıza, sebze yemeklerimize zeytinyağı koyuyoruz ama zeytinyağını yakıyoruz. Bizim bunu yapmamamız lazım. Biz onun yerine şunu öneriyoruz. Salatanıza mısır ekleyin. Karbonhidrat kaynağı olsun 2-3 kaşık kadar üzerine zeytinyağı dökün. O zeytinyağı mısırla birlikte bir işe yarasın. Yoksa salatanıza zeytinyağı dökmeniz zaten posadan zengin besinler aldığınız için sizin kan şekeriniz açısından bir yararı olmayacaktır. Olmayacak. Onun. Peki bir telefonunuz var Hatice Baysal bizi arıyor. Günaydın efendim. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizdeyiz. Sağ olun Hatice Hanım buyurun sorunuzu alalım. Ha. E, diyetisyen hanım bize kahvaltıda e, siyah çay önerdi. Daha önce bildiklerimden hatırlıyorum çay. ki siyah çayı peynirle kahvaltıyla birlikte almayın. Ondan bir saat önce veya bir saat sonra alın. Siyah çay onların yararlarını öldürüyor diye. Şu anda çelişkiye düştüm. Acaba siyah çay kahvaltıda Şimdi, içmeyiz içmeyecek mi? Peki ben önce şöyle söyleyeyim. Siyah çay demedi. Çay, demleme çayı söyledi. Evet. Ama hemen kendisine soralım. Siyah, çayı, siyah çayın çay. yararları da vardır, <laughs> zararları da vardır mutlaka ki. Özellikle demir eksikliği olan kişilerde ya da kalsiyum tedavisi gören kişilerde çayı öğünlerden ayırmak isteriz. Hanımefendinin daha önce gittiği doktorda diyetisinde belirttiği gibi bir ya da iki saat aralıklarla alınsın isteriz. Ama siyah çay çok da güçlü bir antioksidandır. Çok da güçlü bir vücut temizleyicidir aynı zamanda. Antitoksik öğeler içerir. Ee, o yüzden siyah çayın vücudumuza yararı Tüketim miktarınıza bağlı olarak değişmekle beraber zararından daha çoktur her zaman. Peki çok yani siyah çay içelim diyorum. Yani şöyle ben e de şimdi de aynı soruyu soracağım. Bakın Nilberk Hanım diyor ki öncesinde ya da sonrasında içmek daha mantıklıdır, daha doğrudur evet, diyor. Evet demir ve kalsiyum açısından göze alırsanız. Evet ama sonuçta bizim de binlerce senelik bir anonimimiz var. Yani sonuçta biz evet. kahvaltıda çay içeriz. Mutlaka evet. eşlik ederiz. Değil mi? Çaysız olmaz bizde. Peki de. meşitlerle değiştirmenin daha yararı var mı? Yeşil çay tabii kişiye göre değişmekle beraber daha yararlı olduğunu söyleyebiliriz ama onda da gene mutlaka doktor kontrolü istiyoruz. Çünkü yeşil çayın biliyorsunuz günlük 3 fincandan fazla tüketilmemesi gerekiyor. Kalp atım riskini Kalp atım hızını arttırma riski var. Doktorunuzla konuştuysanız eğer sabahleyin bir fincan yeşil çay olabilir. Ama konuşmadıysanız önerme. Evet bunu gerçekten bazı e, hanımlar gün boyu ellerinde bir fincanla geziyorlar yeşil çay. Böyle de tüketmemek lazım. Çünkü bütün bu çayların da ilaç gibi yüksek doz etkileri var. Gerçekten onlardan korunmak lazım. Hatice Hanım çok teşekkür ediyoruz sorunuz için efendim. Teşekkür ederim. Sağ İyi olun. Yayınlar. Sağ olun. Bir şey daha tekrar ortaya çıktı. Eğer kalsiyum ve demir yönünden... Bir tedavi, görüyorsanız. tedavi görüyorsanız çayınızı yemeğinizden yani kahvaltınızdan önce aç evet. karnına ya da bir saat sonra evet. tok karnına alın beraberinde evet. almayın diyorsunuz. Almayın. Evet. Peki son olarak bize bir dakikamız kaldı hı hı. şu yaza gidişte çok özet bir iki madde söyleyin ki dikkat edelim bir de yaz boyunca hı hı. şunu korumak için. Ne yerseniz yiyin bir porsiyon yiyin. Hiçbir şeyin nefsinizi köreltmek için bir parmak ucundan almayın. Bir çatal yemeyin. Neden? Bir pastanın içine giren miktar nedir? İki bardak şeker koyarsınız, bir bardak sıvı yağ koyarsınız, 200 gram margarin koyarsınız, iki bardak un koyarsınız. Bunu altıya bölersiniz ve biz size karbonhidrat protein yağını verebiliriz. Ama siz ondan bir çatal yediğinizde bir lokma baklava ısırdığınız zaman ne aldığınızı tahmin edemem. Ve siz o kaloriyi düşüremezsiniz. Ama artık kalori almaya başlamışsınızdır artık. Sorarsanız ben bir şey yemedimdir onun adı. Ama ayırırsanız her gün ortalama 350 kalori boşluktan alıyoruz. Artı içtiğiniz sıvılara çok dikkat edin. Biz su tüketimini özellikle istiyoruz ama insanlar şekerli sıvı tüketiminde. Basit zannettiğiniz yağsız sütle yapılmış en basit o süslü kahveler bile minimum küçücük olanları, minimum yağ ile yapılmış olanları 300 kaloriden başlıyor. Oo, Bu da bir korkarım. hamburger menüye eşit. İnanılmaz. O zaman hamburger yiyin de doyun derim. <laughs> Peki ne yiyorsanız ucundan yemeği yani şöyle bir değiş vardır. Analar taş yesin, yarım şardan beş yesin. Böyle yapmayın. Siz bir porsiyon yiyin, yedim deyin, bir porsiyonu de yiyin, doyun diyor. Diyetisyen Nilber Karaman çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür bu ederim. hızlı diyetler için